Merhaba arkadaşlar, Ata Yayınları Ben Korkmam 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Soru Bankası ile beraberiz. Bugünkü dersimizin konusu bilimsel araştırma basamakları. Yapacağımız bir araştırmada doğru sonuçlara ulaşmak için bilimsel yöntemlere başvurmalıyız. Araştırma yaparken bilimsel araştırma basamaklarını kullanmalıyız. Bilimsel araştırma basamakları şu şekildedir. Arkadaşlar, ilk olarak araştırılacak konunun belirlenmesi gerekir. İkinci sırada varsayımda, yani hipotezde bulunmak gerekir. Üçüncü olarak konu ile ilgili kaynak taramasının yapılması ve elde edilen bilgilerin toplanması. Dördüncü sırada varsayımlara uygunluğun test edilmesi gerekir ve beşinci sırada da rapor oluşturmak gelmektedir. İlk olarak konunun belirlenmesi. Araştırmaya başlamadan önce ilgi ve yeteneğe göre araştırma konusu belirlenir. Örneğin, ülkemizde çevre kirli nedenleri nelerdir konusunun seçilmesi gibi. İkinci sırada varsayımda bulunma. Bu aşamada sorulan sorularla araştırma konusuyla ilgili çözülmesi istenen problem ortaya konur ve bu problemin çözümüne yönelik varsayımlarda bulunulur. Mesela, ülkemizde çevre kirliliğinin nedenleri nelerdir sorusunun sorulması ve bu sorunun cevabı ile ilgili tahminlerde bulunulması. Üçüncü basamağımız, konuyla ilgili kaynak taramasının yapılması ve elde edilen bilgilerin derlenmesi, yani toplanması. Konuyla ilgili bilgi elde etmek için başvurulacak kaynaklar şunlardır. Birincisi sözlü kaynaklar, yani insanlar. İkincisi yazılı kaynaklar, kitap, dergi, gazete, genel ağ, kitabeler, belgeler gibi ve görsel kaynaklar, genel ağ, görüntü ve videoları, televizyon programları ve fotoğraflar. Yandaki görsellerde de belirtildiği gibi. Dördüncü basamağımız varsayımlara uygunluğun test edilmesi. Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilerin daha önce yapılan varsayımlara uygunluğu karşılaştırılır. Kaynak taraması sonucu elde ettiğimiz bilgilerin daha önce yaptığımız tahminlere uygunluğunun test edilmesi basamağıdır. Ve rapor oluşturmak. Sınıflandırılmış bilgilerle rapor oluşturulur. Alıntı yapılan yerler dipnotlarla, yararlanılan kaynaklar da kaynakçada belirtilir. Burada arkadaşlar bir kaynakça örneği verilmiştir. Devam edelim, etkinliğimizi birlikte yapalım. Aşağıda verilen görsellerden ve bilgilerden yararlanarak araştırma yapan öğrencinin sırasıyla hangi basamaklarda olduğunu yazınız. İlk olarak arkadaşlar, bu öğrenci acaba ne ile ilgili bir araştırma yapsam? Buldum. Türkiye'nin enerji kaynaklarını araştıracağım demektir. Yani bu araştırma basamaklarından arkadaşlar ilkinde konunun belirlenmesi aşamasındadır. İkinci olarak ülkemizin enerji kaynakları nelerdir? Akarsular, yeraltı kaynakları, güneş ve rüzgar. Burada da arkadaşlar öğrencimiz varsayımda bulunma basamağındadır. Üçüncüsü, yaptığım araştırmada kütüphaneye gittim. Kitap ve dergilerden yararlandım. Genel ağdan da elde ettiğim bilgi, resim ve görüntüleri aldım. Burada da arkadaşlar bu öğrenci kaynak taramasının yapılması basamağındadır. Araştırmada elde ettiğim bilgileri daha önce yaptığım varsayımlarımla kıyasladım. Yani test ettim, hipotezlerime uyduğunu gördüm. Burada da arkadaşlar varsayımların test edilmesi basamağındadır. Yaptığım araştırmayı sonunda yazdım. Yararlandığım kaynakları da kaynakça kısmında belirttim. Burada da arkadaşlar öğrencimiz araştırmasını tamamlamış ve rapor bölümünü oluşturmuştur. Aynı zamanda kaynakçayı da yazmıştır. Etkinliğimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Arkadaşlar, devamında gelen konu değerlendirme testini sizler de Ata Yayınları Ben Korkmam serisi 6. sınıf Sosyal Bilgiler Soru Bankası'ndan çözebilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.